başla. Evet, ikinci hakikat Kerem ve Rahmet kapısıdır. Cenab-ı Hakk'ın Kerim ve Rahim isminin cilvesi olarak bize kendini gösteriyor. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet sahibi olan şu alemin Rabbi ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi kerem ve rahmetine layık mükafat gösterdiği asar ile kerem ve rahmet sahibi olan şu alemin Rabbi kerem ve rahmetine layık mükafat gösterdiği asar ile İzzet ve gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunması mümkün değildir. Muhakkak o zaman ona layık mükafat ve mücazatta bulunacaktır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Kerim ve Rahim olduğunu, Rahman olduğunu fiilini kainatta gösterdikten sonra onun muktezasına geçilecek. Şu paragrafın açılımıdır. Evet, şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki en aciz, en zayıften tut, ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf, en acize en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Her şeyi okumuştuk. Böyle kısa da bir tekrar yaptık. Mesela şimdi madde madde Cenab-ı Hakk'ın şurada şu dünya gidişatına baktığımız zaman nihayetsiz bir kerem eli işlediğini gösteriyor dedi. Burada da şimdi birkaç maddede o keremi misallendiriyor. Nasıl görüyoruz o kerem elinin işlediğini? Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslar ile giydirip, çiçek ve meyvelerin murasatı ile süslendirip, hizmetkar ederek, onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı musanna meyveleri bize takdim etmek. Bir, iki, hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı bir balı bize yedirmek. Üç, hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek. Dört, hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak. Ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. Evet, dünya gidişatından rahmet ve kerem fiilinin olduğunu gösterdikten sonra onları misallendirdi, tespit eyledi. Yani o fiillerin faili bir kerem, bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşıldı. Hem insan şimdi gösterdiği asar ile şu anda biz asarları gördük. Evet. Yani kerem ve rahmet eserlerini Gördük. şu paragraftan şuraya kadar gördük. Hepsini Şimdi işledim. ise izzet ve gayretin asarını bize gösterecek. Sonra haşrı buna bina edecek. Yani şu paragrafta izzet ve gayretin asarına geçiyoruz. Kendisinden bazı canavarlar. Hem insan ve bazı canavarlardan başka, bunları istisna tutuyoruz. Güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahluka kadar. İnsanlardan daha büyük. Güneş, ay ve arzdan tut, ta en küçük mahluka kadar her şey kemale dikkatle vazifesine çalışması. Zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Bu kadar büyük mahlukat, mükemmel bir dikkatle vazifesine çalışması, zerre kadar hududundan tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaatın bulunması, büyük bir heybet tahtında hepsinin
nihayet derecede itaat etmesi neyi gösterir? Demek ki onları çalıştıranın pek büyük bir celali vardır, pek büyük bir izzet sahibi olduğunu gösteriyor. Onun emriyle hareket ettiklerini gösteriyor ki zerrece haddinden tecavüz etmiyorlar. Birazcık lakaytlık olduğunu görseydik ne derdik? Onların kumandanlarında bir celal yoktur. Bir izzet, bir haysiyet, ne bileyim bir oturaklılık veya da bir vakarlılık yoktur ki, bir yaptırıcılık yoktur ki onlar böyle başıboş serseriyane hareket edebiliyorlar. Ama bakıyoruz ki hiçbir zerrece haddinden tecavüz etmiyor. Ne kadar celalli bir şekilde onları hükmediyor, onlara hükmediyor olduğunu gösteriyor. Demek ki o zaman göstermiş olduğu arz, ay, güneş ve binlerce yıldızların üzerinde Cenab-ı Hakk'ın celal ve izzetinin tecellisi olduğunu görüyoruz. O zaman bu da onun göstermiş olduğu bir asardır. Ve bu asar da kendine layık, şayeste mücazatta bulunmaması, ahiret getirmemiz mümkün değil. Şimdi şöyle kısaca geliyoruz şuraya. Koca küreleri, arzı ve ayı, celal ve izzetinin emriyle hareket ettiren bir kudret. Hiç mümkün müdür ki bu izzet ve celalin dışında kalsın şu mahluklar? Güneşi izzet ve gayretiyle itaat ettiren insan onun dışında kalması ve isyan ettiği vakitte ceza görmemesi mümkün müdür? Demek ki bu celal ve izzet kendine layık şayeste bir mücazat vermek ister ona itaat etmeyenlere. Sonra bağlayacak yani yine haşire. Evet, kainatta ki asarı ile Celal ve İzzet sahibinin olduğunu da tespit eyledik. Sabitleşti, anlaşıldı Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Yani zayıf olması lazım. Nasıl geçiyor? Evet, zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Tekrardan. Bu rahmetle rahim aynı manada değil mi? Evet. Rahmet. Rahim. Rahmet, Rahman. Bir şefkat de Rahim. Heh, daha çok olduğunu gösteriyor. Rahim sadece şefkat ve bağışlayıcı olduğunu gösteriyor. Rahmet de çok Daha bağışlayıcı, geniş çok daha şefkat kapsamlı. edici. Evet. Burada da hepsini sayması ondan dolayı var. Bazı yerlerde rahim mi kullanıyor? Olabilir Burada mesela. dünyadaki tecellisi, bazen de ahiretteki tecellisi. Evet. Böyle bir şey Rahmetin söylüyor. biraz daha umumi bir Böyle cilvesi geniş vardır. olarak. Rahim'in biraz daha has, hususi olma tarafı vardır. Ama şu anda bütün validelerde Burada onu sayıyor ya, gerek nebati, gerek hayvani, gerek insan. bütün Sadece insan valideler veya o insan rahim deseydi rahim şeyini kullanıyor bazı yerlerde. şefkat noktasında rahim kullanıyor. Zaten rahimin tecellisidir. Merhamet noktasında da rahmeti kullanıyor. Rahman'ı kullanıyor. Burada da rahimin bir cilvesini söyledi. Validelerdeki bütün bu şefkatler Hocam onu da şey rahime yapsak, sunuyor. kırmızı yapsak. Validelerin o rahim şefkatleriyle, validelerin o rahim şefkatleriyle bu validelere ait bir şey olduğunu şartından dolayı işaretlemedik kırmızı. Hocam bu Tecelli. validelerde hani rahim şefkatleri var ya, olmayanlarda yok mu bu şey? Hani bu rahim Onlarda bazıları var. yavrusunu öldürüyor. Bazıları hiç Var başka hayvan bir öldürüyor. kanun veyahut da o kanunun şaz kısmı. Nasıl Yani yani kanun bilmiyorum. kısmı. Defolu gibi yani kısmı diye. Yani Cenab-ı Hakk'ın umumi Sağlık nedir? kanunların, evet, umumi kanunların bazı şahıs hadiseleri vardır. Ekseri nedir? Mesela normalde bütün şartlar hazır iken ağaç bir sene veriyor, bir sene vermiyor. Doğrudan dolayı Cenab-ı Hak iradesini gösteriyor ki bak istediğim zaman vermeyebiliyorum. Yani o eşyanın tabiatının muktezası değildir o meyveyi vermek. Zaten Lemanar'ı da söylüyor ya, en büyük şey gibi en küçük şeyi Cenab-ı Hak'tan istemek de ne demek? Yani bu eşyanın tabiatıyla
müdahaleleri var mevcudata diyor. Meyveyi ağaçtan, hububatı toprakmaktan beklemek lazım diyor. Orada da üstad en büyük şeyin, yani en küçük şey en büyük şey kadar büyüktür yani. Kudret-i ilahiye ile beraber oluyor. Küçük gördüğünüz şeyler küçük değildir. Sanat noktasında bazen belki daha büyükten daha büyüktür diye olduğunu söylüyor. Demek ki eşyanın tabiatının bir şeyi yoktur. Sebepleri vermemek lazım geliyor. Eşyanın tabiatına bağlamamak lazım geliyor. Burada da böyle. Şimdi Cenab-ı Hak da iradesini göstermek için o eşyanın tabiatına muhalif bir icraat yapıyor. Bütün zeminler hazır olduğu halde meyve vermesi gerekiyorken vermiyor. Demek ki bak istediğim zaman verdiriyor diyor. Şimdi buna üstad şahıs hadiseler de bazen dönüyor. Kanun dışı, istisna olan. Şimdi o validelerde de şimdi öyle olabiliyor. Yani şefkat etmek onların işte muktezasıdır. Yani şey tabiatları o. Bak, bakıyorsun diğeri etmiyor. Allah onlara da ettirmeyebilirdi. Koca bufalayı, öküzü sana musahhar eden Cenab-ı Hakk'ın kudreti olduğu, rahmeti olduğu küçücük bir yılana hükmedemediğinden anlaşılıyor. Yani gözsüz bir akrebe mağlup olduğundan anlaşılıyor. O koca şey emrine verilmiş, diğer küçüğü korkuyorsun, tiksiniyorsun, çekiniyorsun. Eve girdiği vakit köşe bucak kaçıyorsun. Demek ki sana musahhar olan mevcudat senin kabiliyetinle değil. Onların tabiatı da değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Evet, şu rahmetin cilvesini haşiye ile birlikte yine okuyalım. Evet, aç bir arslan, zayıf bir yavrusunu, zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi. Bir. Yani bak, arslan olduğu halde ne kadar vahşi diyor, ürkütücü, korkutucu olduğu halde ama bakıyorsun yavrusuna karşı kendisi aç kalıyor, o eti yavrusuna veriyor. O kadar vahşi bir canavarda bu kadar rahim bir şefkati derc etmek elbette ki o rahimi gösteriyor. Hem korkak tavuk, yavrusunu himaye için ite aslana saldırması. Bu da ayrı bir nokta. Tavuk korkaktır. Ama bakıyorsun ki o şefkatten dolayı öyle bir vaziyete geliyor ki en büyüklere karşı dahi meydan okuyor. Hem incir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi. Bilvedahe nihayetsiz rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Evet, nebatat ve behimiyat gibi, bitkiler ve hayvanlar gibi şuursuzların gayet derecede şuurkârane ve hakimane işler görmesi biz zarure gösterir ki gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki onları işlettiriyor. Onlar onun namına işliyorlar. Evet. Burada da haşiye düştük. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki asarıyla rahmetinin olduğunu anladık ve sabitleşti. Hocam burada bir soru çıkarmıyor. Şunu da madem de mevzunun şimdi gidişatı şöyleydi ya onun sözü. Önce fiili nazara verirdi. O fiillerin bir faili olduğunu, vacibin vücudun vücudunu anladık. Bu kadar kerem ve rahmet fiilleri kerim ve rahim biri olmadan vücuda gelmesi mümkün değildir. O fiilleri bir esma ve sıfata bağlıyor. Buradaki esmalara bağlıyor. Anladık. Yani bunlar da bu fiile bağlandı. Şimdi madem ki kerem ve rahmeti, celal ve izzeti vardır, ondan sonra onların muktezasına geçeceğiz. Neyi ister? Yani bunlar bu dünyada kendini haşmetli bir şekilde gösteriyorlar. Bu dünyanın vaziyetiyle yani ölümle son mu bulacaklar? Evet, madem bu alemin mutasarrıfının, madem nihayetsiz böyle bir kerem olduğunu anlamıştık, böyle bir kerem olduğu var mıdır? Vardır. Nihayetsiz böyle bir rahmeti, göz önündeki rahmeti vardır.
Nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Sabitleşti. Karara bağlandı. Şimdi nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin teribini ister. Celal ve izzeti varlığını kainatta güneş gibi gördük. O zaman bu nihayetsiz celal ve izzet edepsiz olanların edeplendirilmesini, cezalandırılmasını ister. Böyle bir celal ve izzet edepsizlerin edepsizce hareket edip devam etmelerine müsaade etmez. Mesela çok adil birisinin memleketinde zulüm işlendiği görülse o adile daha adil denilebilir mi? Böyle celal ve izzet sahibi olan birisinin memleketinde edepsizler ceza görmeden yani burada böyle kol gezseler ona daha celal ve izzet sahibi denilebilir mi? Denilemez. O zaman celal ve izzeti muhafaza edepsizleri tehdit etmek ister, cezalandırmak ister. Hem nihayetsiz kerem neyi gerektirir? Nihayetsiz ikram etmek ister. Nihayetsiz rahmet de kendine layık ihsan ister. Kainattan ve mevcudattan Cenab-ı Hakk'ın kerim ve rahim olduğunu gördükten sonra, keremi ve rahmetinin varlığını anladıktan sonra o kerem kendine layık ikram etmezse, o rahmet de kendine layık ihsan etmezse, o kerem ve rahmetin inkarı lazım gelmez mi? O zaman gelir. Demek ki o kerem ve rahmet sahibi kendi kerem ve rahmetini inkar ettirmemek için nihayetsiz ikram ve ihsan etmek isteyecektir. Bu da ahirette olur. Çünkü dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci bir kereme mazhar olan bir şey o keremi inkar eder. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Hemen hatıra geliyor ki işte bu dünyada kerem ve rahmeti, celal ve izzeti gözüküyor. Fakat yeterli değil. Burada ne söyledi? Celal ve izzet anlatırken insan ve bazı canavarlardan başka bunlar da celal ve izzetin tecellisi var. O da tam şey ahiretteki gibi değil yani. O zaman insan ve bazı canavarlar zulmedenlerde bu celal ve izzetin dairesinde olması gerekiyor. Bu celal ve izzet onların da teedibini, cezalandırılmasını gerektiriyor. Bu dünyada yok hükmünde. Evet bakılmıyor değil. Sonraya bırakılıyor. Demek o zaman son noktayı ahireti dedi. O kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Evet, şimdi ahireti de buraya da onların üzerine bağladı. Şimdi şöyle kısaca burada 10. söz hakkında belirlenen Bara laikasındaki düsturlar ve kaideler uygulandı. Vacibül vücudun vücudunu, sonra sıfat ve esmasını, sonra sıfat ve esmasının muktezasını, sonra o muktezanın muktezası olan ahireti ona bina etti. Bunu burada bize kısaca bir özetleyebilir miyiz? Değil mi? Evet, şöyle biz sağdan alalım da. O zaman diğeri değiştirebilirsiniz. Yani senden sorusu şöyle bir gelelim yani. İkinci hakikatin başından mı aldın yoksa? Başından alabiliriz. Yani ne dedi? Mesela şu paragrafta şöyle dedi. Şu mouse'un da olsun şuradan işaretleri. Hocam bab-ı kerem ve rahmettir ki burada bab-ı kerem ve rahmetten anlaşılıyorsa bir fiil gerçekleşmiş. Bir fiil de bize faali gösterir. Kerim ve Rahim isminin cilvesi. O zaman demek ki bunları yapan bir fail var. Bu da tevhidi burada gösterdi. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile bu asarlar yani asarlar eserleri, sıfat ve esması. Sıfat ve esması. Şimdi bu aşağıda da ona değinecek ve açıklayacak. Nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayesinde mücadelette bulunmasın. Demek ki nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet, kerem ve rahmetine layık mükafat,
veriyorsa ahiret vardır. Değil mi? Burada da ahiretin ispatı var yani. Eğer niyazsız bir izzet ve niyazsız bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi izzet ve gayretine şahitin cüzdanında bulunmasın. Burada da yine ahiretin ispatı var. Şurada kerem ve rahmetine layık mükafatla cenneti anlıyoruz. Şurada da izzet ve niyazsız bir gayretten sanılan şu an Rabbin izzet ve gayretine şahitin cüzdanında bulunmasında cehennem anlaşılabiliyor yani ahiretin ispatı noktasında. Evet. O Sonuç zaman diyelim paragraf. Sonuç paragraf buradaki geçiyoruz. Esma-i İlahi'nin tecellisinin yani fiile dökülmüş hali. Burada hepsi fiiller yani. Esma-i İlahi'nin fiilleri. Mesela evet şu dünya gidişatına baksa görüyor ki en aciz, en zariften tut ta en kavya kadar. Bütün Esma'daki Kerem fiilinin tecellisi var. Ta nereye Tamam, kadar hocam? tamam. Sonuncu paragrafa geçelim. Hemen Tamam, geliyoruz. şuraya kadar mesela haşiye de dahil burada hep fiillerin tecellisi var. Mesela bunda maddeler halinde. Neyin misalleri onlar? O mesela dedi, dört tane misal verdi. Burada fiilin yani Kerem isminin Evet, Kerem anlatılması fiilinin fiilin mevcudatta görünüşünü şu an görünüşünü geçiyoruz. şuraya kadar Güzel. anlatıyor ve diyor ki cemil bir kerem ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. Yani açıkça görülür Tamam, yani. Burada mevcudatta Kerem ve rahmet eserini müşahede ettik. Sonra, sonraki paragraf. hem insan ve bazı canavarlardan başka güneş ve ay ve arzdan tut. Burada da hemen ahiretin mücazat kısmını buradan alıyoruz. Şuradan yani. Evet. Hemen izzet ve gayretine şahsının Yani mücazatta bulunmasın. Kerem ve Burada rahmetin fiillerini gösterdi. Sonra ve yani şu başlığı, yukarıdaki en baştaki başlığı tek tek tahlil etme tahlil tarafına edildi. gidiyor. Madde Gidiyor. madde. Aynen şimdi bizim meşverette yaptığımız gibi Aynen. gündemler yazılır. Sonra çözümlenmeye başlar. Başlanır. Şimdi üstad da ekser risallerde yani bu var. Başlıkta başlığı söyler. Sonra onları tek tek tahlil etmeye çalışır. Şu anda biz de o sıralamayı takip edersek mevzudan kopmamış mevzuya hakim olmuş oluruz. Evet, şimdi burayı anlıyoruz değil mi? Hadi şu anda. Bu paragraf neye geçti? Oradan devam edelim hadi. Evet. Maalesef. Hem insan ve canavar Evet, bu burada. paragraf neye geçti? Mevzunun neresindeyiz? Nasıl mevzunun Yani o paragraf neyi anlatıyor neresindeyiz? bize? Üstteki Kerem ve rahmeti anlattı. Alttaki neyi anlatıyor? Şimdi bu paragraf. Neyden bahsediyor? Bu neyi mi anlatıyor? Onu mu soruyorsunuz? Hem insan ve bazı canavarlardan başka, insan ve bazı canavarlardan başka, güneş, ay, arzı tutan, en küçük mahluk kadar hatta diyor, en küçük mahluk kadar her şeyi kemale dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azimin heybet altında umumi bir itaatte bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emirle hareket ettiklerini gösteriyor. Bu güneşi, bu ayı, bu arzu tutan celal ve izzet bu kadar Oldu. büyük insanlar, bu insanlar binlerce Güzel. bunları büyük şeyler tutan, yıldızları tutan hayatta bu insanı tutmaz mı diyor. Tutmazsa, bunun içindeki ayı tutmazsa bu celal ve izzetine ters zıt düşer. Evet, güneş, ay, arz hepsi. Buradan geldi değil mi? Şeyde. Evet. Kerem ve rahmetine layık mükafat. Onu işledik. Hazreti şey, İzzet ve İzzet ve gayret. gayretine mücadele. Şimdi izzet ve gayret fiilini bize gösteriyor. Şimdi işte sualimizi o zaman yazıyoruz. Şeye. Belki paragraf verilir veya hutbe verilmez. Cenab-ı Hakk'ın kerem ve rahmetine bir misal veriniz. İzzet ve gayretinin tecellisini kainattan gösteriniz. Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hakk'ın. Mesela bir şey. Cenab-ı Hakk'ın kerem ve rahmetine bir misal veriniz. Diğerine yazan Cenab-ı Hakk'ın izzet ve celal sahibi, yani celal ve izzet sahibi olduğunu bir misalle anlatınız. Evet, Orası celal ve izzet sahibinin olduğunu ve tecellisini kainattan gösteriniz. O zaman ne diyeceksin? Güneş, ay ve arz gibi büyük cirimler ve mahluklar kemali dikkatle vazifesine çalışması Celal ve İzzet sahibinin emriyle hareket ettiğini gösteriyor. O kadar. en küçük zerrede diyor, vazifesinde diyor, saniye şaşırsa olacağı da düşünemez. Askeri misali vermiş. Akşam Evet. onu bir okumuştuk da. Askeri misali, eğer diyor bir komutan diyor,
şunu yapar mısınız, bunu yapın dese diyor, orada diyor şeyini kuramaz. Hakimiyetini kuramaz. Bütün orduyu dağıtır, onu kimse dinlemez diyor. Hemen yani celalli bir şekilde diyor. Bunu yapacaksınız, bunu edeceksiniz dediği zaman diyor, hakimiyetini kurar. Bütün Üstelik. orduyu diyor, elinin avucunun içinde alır. Onun için de bu Celal-i Yani burada da yine aynı mahlukatta insan ve bazı canavarlardan başka diğer mahlukatın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın celal ve izzetinin tecellisinin gözükmesi Cenab-ı Hakk'ın celalini ve izzetini gösteriyor. yani büyülerde gördüğü gibi en küçük mahlukta bile gözükmez mi diyor? İnsan, bitki, Evet. hayvan. Yine bu paragrafta Cenab-ı Hakk'ın rahmetini anlattıktan sonra şimdi şeye geldi. Neticeyi bağlıyor. Bak burada madem keremi, rahmeti, celal ve izzeti vardır, o zaman o celal ve izzet edepsizleri edeplendirmek ister. Bu da celal ve izzetin muktezasıdır bak. Gerektiği, gerektirici sebebi. Niçin cevabı Evet, celal ve izzet neyi gerektirir? yani bu alemin Şu suali yazalım. edepsizlerin tedbirini gerektirir. Edepsizlerin tedbirini. Celal ve izzetin muktezası nedir? Edepsizlerin Edepsizlerin tedbiri ister. Celal ve izzetin muktezası nedir? Sonra kerem ve rahmetin muktezası nedir? hocam Kerem ikram etmek ister, rahmet kendine layık ihsan insan ister. ister. Şimdi bunların sonucunu bu alem mütelessirafın madem oradan başlıyor. Sen Burada şu an diyorsun. neticeyi bağlıyor. Şimdi Yani yukarıya neticeye kadar, yani bağlı buraya kadar bir şeyi bina etti. değil mi? Mevcudattan Cenab-ı Hakk'ın keremini, rahmetini, celal ve izzetini gösterdi. Bundan sonra madem ki bak gözünüzle gördüğünüz gibi bunun keremi, rahmeti, celal ve izzeti vardır. O zaman celal ve izzetin muktezası edepsizleri edeplendirmek ister. Halbuki mevcudatta, varlıklarda, insanlarda bir sürü edepsizler var. Ha demek ki bunlar yanına kalmayacaktır bunların. O zaman ahiret vardır. Bunların cezasını görecektir. Şu anda diyor burada görüyor diyor. Burada görüyor, yeterli bir şey Değil. değil, tam tahakkuk etmiyor. Yani bu fani dünyada, bu kısa ömürde diyor. Bahsediyor. Denizden bir damla gibi ancak milyonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Yani celal ve izzetinin tecellisi, kerem ve rahmetinin tecellisi ancak milyonlar cüzden bir cüzünü biz görebiliyoruz. O zaman demek ki bu kendine layık bir şekilde, haşmetli bir şekilde kendini göstermesi gerekiyor ki o zaman o kereme layık, o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Bu da muktezanın muktezası. Celal ve İzzet'in muktezası edepsizlerin tedibini ister. O zaman edepsizlerin tedibinin neyi gerektirir? Bu da mücazatı gerektirir. Rahmet de yani kerem de kendine ikram etmek ister. O da dar-ı saadeti gerektirir. Demek ki bir mahkemeyi kurmaya Evet. Demek o kereme layık ve rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa eğer olmazsa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Yani şu anda güneş var değil mi dışarıda? Işığıyla gündüz var. Işık var. Şu ışığı, şu gündüzü gördükten sonra onun menbaı olan güneşi inkar etmek kabil midir? Değildir. Ama eğer ahiret olmazsa aynen bunun gibi güneşi gündüzü gördüğün halde güneş yoktur diyeceksin. Gündüz gibi rahmetin eserlerini gördüğün halde Hacet yok o rahmetin güneşi olan Cenab-ı Hakk'ı inkar etmen ve o rahmetin gerektirici sebebi olan ahireti inkar etmen lazım gelecek. Yani o rahmeti inkar etmek gerekecek. Rahmete mazhar olanları görüyorsun. Bu gündüz gibidir. İnkar da edemiyorsun. Yani yukarıda söyledi. Bütün aç canavarlar dahi onlardaki o validelerdeki şefkat bir ışık değil midir? Peki bu ışığı gördükten sonra o ışığın kaynağı olan Rahim'i inkar etmek mümkün müdür? Değil. O zaman Cenab-ı Hakk'ın Rahim olduğunu ve Rahman olduğu sabitleşti. Peki bu Rahim ve Rahman ahireti getirmemekle birlikte en büyük bir merhametsizliği kendine etmiş yapar olamaz mı? Evet. Yapmaz. O zaman demek ki rahmet hakikati ahireti yaratmasıyla kendini haşmetli bir şekilde gösterecektir. Evet, şurada kaldık. bak sizin tane bir iyi tane.
Bu tutmayı para bağlayamıyor musun?